Ma al momento siamo solo contenti e molto motivati di poter fare una partita di questo genere, di poterci giocare uno spareggio di Champions League. Per noi è un onore essere arrivati fino a qui. Era da tantissimi anni che Lugano, dopo Shakhtar, dopo Donetsk, stiamo parlando penso nel 2002, il Lugano non si giocava una partita così importante in Europa. Dunque noi, ecco, devo dire la verità, siamo solo molto contenti e siamo solo molto motivati di affrontare questa partita. Birinci soru, bu oyundan ne bekliyorsunuz? Tabii ki rakibiniz Fenerbahçe, tabii ki Mourinho'dan ne düşünüyorsunuz? Hocanın da cevabı şu şekilde, çok mutluyuz buraya geldiğimiz için. Daha önce bunu başaramamıştık ve takım hazır, çok mutluyuz ve motiveyiz. Riguardo al Fenerbahce è molto semplice, sappiamo che grandi qualità hanno in rosa, che grandi giocatori hanno, un tasso tecnico molto elevato, fisicamente una squadra importante, non a caso l'anno scorso hanno fatto 99 punti, è una squadra che ha anche una mentalità vincente, dunque noi dobbiamo, come dico sempre, sapere chi siamo, sapere che magari non potremmo giocare con l'atteggiamento spavaldo che giochiamo in campionato, ma con un atteggiamento molto, molto più attento. Però siamo sicuri di poter fare una grande partita. Noi siamo fiduciosi e sicuramente domani giocheremo il tutto per tutto. Öncelikle Fenerbahçe'yi konuşmak gerekirse geçen sezon 99 puan aldılar. Çok büyük bir takım, çok kaliteli oyunculara sahip, kaliteli bir hocaya sahip. Yarınki maça gelirsek biz tabii ki çok dikkatli oynayacağız ama çok motiveyiz ve eminim ki çok iyi maç çıkaracağımızı. L'ultima riguardo Mourinho, evidentemente per chi fa il mio mestiere, è sicuramente stato per tanti anni un esempio perché è riuscito a vincere Champions League con squadre come Porto e Inter, che praticamente l'Inter non vinceva da 45 anni, il Porto da tantissimi anni, dunque vuol dire che è un allenatore che sa entrare nella testa dei propri giocatori e per chi come me è giovane del mestiere è incredibile quello che ha potuto fare, dunque sicuramente sarà qualcosa di emozionante, però ecco, onestamente non è che ho pensato più di tanto a questo momento, sarà sicuramente, ecco, sicuramente un motivo d'orgoglio anche personale essere riuscito ad affrontare un allenatore come quello, perché è una cosa che magari, probabilmente nella vita potrebbe non accadere più. Meslektaşıma gelirsem tabii ki Mourinho, geriye döndüğümüzde baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir hoca. Porto'yla ve Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böyle bir hocayla karşılaştığım için tabii ki çok mutluyum ve oyuna hazırız. Dato poter competere contro una squadra così forte, chiaramente come ha detto già il mister, è una squadra molto forte con grandi nomi, quindi sarà da capire un po' il nostro atteggiamento che non è da sbagliare subito all'inizio, magari come è successo sabato col Grasshopper. Sarà una partita di grande sacrificio, magari faremo un po' più fatica a imporre il nostro gioco come succede negli ultimi tempi in campionato, però noi vogliamo provarci in tutti i modi e la convinzione comunque di potercela fare ci deve essere, sennò altrimenti diventa veramente impossibile. Mattia Botani kaptanları, biz bu maça çok iyi hazırlandık. Biz oyuncular tabii ki aramızda da konuştuk ve bu maç için çok motiveyiz, heyecanlıyız ama hazırız. Çok hırslıyız. Tabii ki hazır olmamız lazım. Geçen sezona bakarsak bizim şampiyonasında çok iyi işler çıkardık. Öyle maçlar tabii ki oynayabilirsek Fenerbahçe'ye karşı şansımız olur. Ama cumartesi gibi başlarsak tabii ki öyle şansımız olmaz. Ama takım içinde herkes hazır ve mücadeleye hazırız.
tenere l'obiettivo su tutti i nostri obiettivi, dunque vogliamo arrivare anche sabato con altri ragazzi freschi e altri ragazzi al 100%. Soru şu şekilde, iki gün önce, cumartesi günü tabii ki lige başladınız. Oyuncuların belki yorgunluğu olabilir. Değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da rotasyona gitmeyi düşünüyor musunuz? Hocanın da cevabı şu şekilde. Tabii ki yarınki maçta birkaç değişiklik olabilir. Bizim için de herhalde yorgunluk belirtileri olabilir. Ve önümüzdeki maç cumartesi günü de tekrar oyuncularımızın fit olması için yarın bir değişikliğe gidebiliriz. Fisicamente e anche a livello mentale il campionato è un po' diverso dalle amichevoli, quindi potreste arrivare un po' più preparato a livello fisico. Per quanto riguarda il sintetico, difficile da dire, è un campo veramente che cambia totalmente il gioco rispetto all'erba normale. Noi a volte siamo abituati a giocare sui sintetici, però è talmente un'incognita un po' per tutti che è difficile capire se sarà un punto a favore per noi o meno. Sicuramente sarà complicato all'inizio trovare le giuste misure anche per loro e magari interromperà un po' il loro ritmo, il loro gioco, e noi dovremo essere bravi a sfruttare questa cosa. Soru şu şekildeydi. Siz cumartesi lige başladınız. Bu şekilde size göre avantaj olabilir mi? Kaptanın da cevabı şu şekilde. Tabii ki biz bir 90 dakika oynadık, lige başladık. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz. Öbür soruda sentetik bir sahada oynamak sizin için avantajlı olabilir mi? Çünkü Fenerbahçe tabii ki buna alışkın değil. Kaptanın cevabı şu şekilde. Biz tabii ki ligde de sentetikte oynuyoruz ya da oynadık. Fenerbahçe'nin tabii ki Türkiye Ligi'nde sentetikte oynamaması belki onlar için zor olabilir. Aynen. Kaptana soru şu şekilde, seyirci avantajı büyük ihtimal Fenerbahçe'de olacak, bu sizi nasıl etkiler? Kaptanın da cevabı şu şekilde, tabii ki Lugano'da oynasaydık bizim seyircimizin olduğu statta tabii ki bizim için daha çok güzel olurdu. Ama benim istediğim tabii ki bir dolu statta oynamak daha güzel, boş statta oynamaktansa. Biz ama elimizden geleni yapacağız. Tabii ki Fenerbahçe'nin seyircileri daha sesli olacak ama ona da biz alışırız. Partita di ritorno. La verità è che noi non abbiamo niente da perdere domani. Loro hanno tutta la vita da perdere in questa partita. Sarebbe un fallimento per loro perdere contro il Lugano. Questo penso che la società lo sa, Mourinho lo sa molto bene. Per noi invece è un sogno che vogliamo realizzare, dunque queste partite le giocheremo sicuramente con una pressione diversa. Ecco, noi vogliamo veramente far tanto tanto bene, perché serve a noi stessi, serve al nostro futuro, però quella pressione, quel macigno che ha Fenerbahçe sicuramente noi domani non abbiamo. Yarınki maçın sonucu olarak tabii ki avantajlı İstanbul'a gitmek istiyoruz. Avantajlı bir skorla İstanbul'a gitmek istiyoruz. Böylelikle Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'deki seyircilerin çok ateşli olduğunu, stadın dolu olacağını biliyoruz. Dediğim gibi yarın onlara baskı yapmak için iyi bir sonuçla maçı tamamlamamız lazım. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Onların kaybedecek çok şeyleri var. Bizim bir hayalimiz var. O da tabii ki Fenerbahçe'yi elemek.